Blender'da mutfak tasarımları için tek tek uğraşmanıza gerek yok. Blender'ın eklentileri sayesinde çok rahat bir şekilde mutfak tezgahı tasarlayabiliyorsunuz. Daha doğrusu hızlı bir şekilde bu mutfak tezgahlarını hazırlayabiliyorsunuz. Üstteki menüde Edit ve sonrasında Preferences seçeneğine gelelim. Sol taraftaki menüde Add-ons seçeneğini seçelim. Böyle bir sekmeye geleceğiz. Bu sekme Blender üzerinde kullanabileceğimiz eklentileri kurup kaldırabileceğimiz alan. Sağ üst tarafta bir arama kutusu göreceksiniz. Bu arama kutusuna Archimedes yazalım ve karşımıza bir eklenti çıkacak. Bu eklentinin solundaki kutucuğa işaretleyerek bu eklentinin kurulmasını sağlayabiliyoruz. Bu eklentiyi herhangi bir yerden indirmek zorunda değilsiniz. Bu eklenti direkt olarak Blender kurulumuyla gelen eklentilerden. Bu pencereyi kapatabilirim ve şu küçük oka tıklayarak buradaki Create sekmesine gelelim. Bu Create sekmesine geldiğimizde Archimedes'i burada göreceğiz. Eklediğimiz eklenti bu ve bunun özelliklerini açtığımızda burada gördüğünüz kabinet mutfak tezgahı oluşturmak için yardımcı bir araç. Sahne üzerindeki bu nesneyi siliyorum ve buradaki kabines butonuna tıklıyorum. Bu butona tıkladığımda gördüğünüz gibi sahneye bir mutfak tezgahı eklendi. Bu mutfak tezgahı gerçekten güzel özelliklerle ekleniyor. Örneğin kapağını tuttuğumuzda ve rotate ikonunu seçtiğimizde şu şekilde kendisi ayarlamış olacak. Gördüğünüz gibi kapağı açıp kapatabiliyorum rahatlıkla. Tüm bu ayarlamaları hızlı bir şekilde kendisi yapıyor. Kabines butonuna tıkladığımda Bakın sol alt tarafta başka herhangi bir yere tıklamadan sol alt tarafta yeni bir alan açılacak. Bunun üzerine tıkladığında ise bu aktif olan kabinet üzerinde tezgah üzerinde düzenleme yapabilmemize imkan tanıyor. Sadece bir değil birden fazla tezgah olsun isterseniz şuradaki number of cabinets seçeneğini Sağa doğru artırın. Bakın artırdıkça yeni alanlar, yeni tezgahlar çıkıyor karşımıza ve her bir tezgahın da kendi özelliklerini burada görebiliyoruz. Şimdi bu özellikleri inceleyelim. Yukarıda type olarak gördüğünüz fluor seçeneğini değiştirmeniz mümkün. Örneğin burada type olarak Flur görüyoruz. Bu Flur'u wall olarak değiştirdiğimde gördüğünüz gibi duvara asılan mutfakta duvara asılan dolaplar gibi görünecek. Bunu tekrar fuller olarak değiştirdiğimizde mutfak tezgahı olarak görünecek. Biraz daha zoom girelim ve buradaki handle kısmını inceleyelim. Handle kısmında çeşitli modeller var. Handle kısmı da mutfak dolabını açmak için kullandığımız buradaki nesneler. Bunları değiştirebiliyoruz. Örneğin şu anda model 1'de. Model 2 olarak değiştirdiğimde bu moda geçiyor. Model 3'te bunu görüyoruz. Model 4'ün özelliği bu. Model 5'in özelliği şu şekilde bir tasarım. Model 6'nın tasarımı bu şekilde. Model 7 ve model 8 de bu şekilde. Dilerseniz nan diyerek buradaki handle'ları silebiliyorsunuz. Ve bu özellikleri de kendi içlerinde düzenleyebiliyorsunuz. Nerede olduğunu bu şekilde belirleyebiliyoruz. Height değeriyle de tezgah yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Sağ tıklayıp reset dersek varsayılan değerine geri dönecektir. Buradaki değerleri kendiniz deneyerek öğrenebilirsiniz. Mesela burada left base diye bir seçenek var. Bu seçeneğin üzerine tıkladığımızda bu taraf sol tarafta kalacağı için bu tezgah kapanacak. Sağ taraf için de şu anda açık görünüyor. Bunu kapatmak için de Hangisi ise onun right'ını işaretlememiz gerekiyor. Mutfak tezgahları yana doğru olmayabilir. Bunlardan bir tanesini mesela şuradaki rotate kısmını kullanarak 90 derece çevirebiliriz. Bu uygun olmadı. Şu ortadakini çevirelim. Bakın bu şekilde ortalı bir şekilde çevrilmiş olarak kullanabilirsiniz. Tabii ki bu tasarım düzgün bir tasarım değil. Bu şekilde rotation işlemlerini yapabilmeniz mümkün. Buradaki seçeneklerle oynayarak buradaki tezgahların derinliklerini, yüksekliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çeşitli düzenlemeler yapıyorum. Bunları resetleyeyim ve kapı kısımlarını da buradan ayarlayabilirsiniz. Single right kısmı şu anda aktif. Bunu değiştirelim bakalım. Bunu dilersek bu tarafa alabiliyoruz. Şu şekilde düzenlemeler yapabiliyoruz. Bu şekilde cam temalı görünümler yapabiliyoruz. Bu şekilde seçenekler var. Çekmece yapabiliyoruz ve bu çekmecelerin sayısını da buradan belirleyebiliyoruz. 4 olsun. 5 olsun ya da 3 olsun gibi double seçenekleri var. Double seçeneklerini de her iki yöne açılan kapı olarak düşünebiliriz. Çeşitli özellikleri mevcut. Ve bu işlemleri benzer bir şekilde üst taraf içinde yeni bir nesne oluşturarak, yeni bir kabinet oluşturarak yapabiliyoruz. Tekrar kabinete tıklıyorum ve bu sefer fuller yerine bolu seçiyorum. Sahneye biraz daha dışarıdan baktığımızda mutfak görünümü elde edebiliyoruz. Evet bu videoda Blender'ın kendi içerisindeki özelliklerden, kendi içerisindeki eklentilerden biri olan Archimedes eklentisinin içerisindeki mutfak tezgahı yapımı için kullanılabilecek bir özellikten bahsettim. Dilerim faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere.